İyi akşamlar değerli Vizyon 58 izleyicileri. Yine bir Tarım Saati programında karşınızdayız. Bu haftaki konuğum Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi Dekanı, Öğretim Üyesi Sayın Tolga Karaköy. Hocam biraz uzun oldu ama tabii şey olunca, ilerleme kaydedince, bir takım görevlerde olunca hepsini söylemek istedim. Hocam hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Teşekkür ederim Murat Bey. Bizlere bu fırsatı verdiğiniz için size ve Vizyon 58 TV ailesine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Biz teşekkür ederiz. Ayrıca hocam rektör yardımcısı olmuşsunuz. 2 hafta olmuş. Biz tabii yeni öğrendik sizden. Hayırlı olsun dileyelim. Teşekkür ederim. Görevinizde başarılar diliyoruz hocam. Teşekkür ederim. Eksik olmayın. Hocam dilerseniz programımıza yavaş yavaş geçelim. Önce tabii ki şimdi Sivas deyince akla Cumhuriyet Üniversitesi geliyor. Doğal olarak çünkü 74'te kurulmuş bir üniversitemiz. Ama tabii yanında da işte Bilim ve Teknoloji Üniversitemiz de faaliyete geçti. Bu da bizim için sevindirici. Çünkü Sivas, Cumhuriyet'in temelinin atıldığı, Türkiye'nin yani temel taşı diyelim, temel bir yeri. Burada eğitimin, öğretimin gerçekten ileri gitmesi bizi sevindiriyor hocam. İkinci bir üniversitenin de burada sizin gibi değerli insanlar tarafından da katkı verilmesi çok güzel. Dilerseniz hocam bir tanıtımla isterseniz başlayalım. Hem kendinizi hem üniversitemizi kısa bir tanıtım yapalım. Teşekkür ederim. Bizim bazı görüntülerimiz vardı. O görüntüler üzerinden de gidebiliriz uygun görürseniz. Tabii buyurun hocam. Çünkü biz üniversitemizde de, üniversitemizin tanıtımı konusunda diğer konularda da güzel çalışmalar yapıyoruz. Bunları görüntülerle sunmak bizi mutlu eder. Ben Profesör Doktor Tolga Karaköy. Ben Çukurova Üniversitesi mezunuyum. Lisans, yüksek lisans ve doktora Çukurova. Evet. Sonrasında ben Cumhuriyet Üniversitesi'nde de görev yaptım. Cumhuriyet Üniversitesi'nde Sivas Meslek Yüksekokulu o zamanki ismiyle o bölümde çalışmalarımızı yürüttük. Sonrasında da Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi kurulduğunda orada Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi'ne profesör olarak atandım. Ardından da Sayın Rektör Hocamızın takdirleriyle dekan olarak görevimi 3 yıl yürüttüm. Şu anda da yine sağ olsun rektör hocamız, rektör yardımcısı olarak bizi atadı. Özellikle çalışma alanımız bitki ıslahı ve genetiği. Yetiştiriciliği evet. Alanında çalışmalar yürütüyoruz. Tabii bu 3 yıl içerisinde üniversitemizin kuruluşu konusunda, akademik yapılanması konusunda çok ciddi mesafeler aldık. ARGE çalışmalarımız çok hızlı bir şekilde, birazdan bahsedeceğiz, devam ediyor. Bu konuda da dilerseniz görüntülerimizle gelerek görüntülerimiz evet, üzerinden konuşabiliriz. Hocam. Eğer arkadaşlarımız bunu verirlerse biz de oradan devam etme şansı buluruz. Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 2018 yılında, evet bu kalabilir, buradan devam ederiz, kurulan bir üniversite. Rektör atanmasından sonra tabii biz burada 3 tane fakülteyiz. Bu 3 fakülte Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi ve Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi. Bizim hedef konumuz 2 tane. Ve dünyaya baktığınız zaman bugün dünyada proje odaklı ve belli konularda ihtisaslaşan üniversitelerin bilimde, ilimde ve özellikle ticaretleşme konusunda öne çıktıklarını görüyoruz. Bu konuda biz de savunma teknolojileri ve tarım bilimleri alanında ihtisaslaşma noktasında faaliyetlerini yürüten bir üniversite olarak ön plana çıktık. Ve biz 2 odak noktamızda da çalışmalarımızı hızlı bir şekilde yürütüyoruz. Evet. Devam edebiliriz buradan. Arkadaşlarım geldikçe ben izah edeceğim. Slaytlar geldikçe devam edeceğim. Tabii akademik yapılanmamız konusunda yaklaşık 3 yıldır çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şu an Tarım Bilimleri Fakültemizde 3 profesör, 3 doçent, 7 doktor öğretim üyesi, 7 de araştırma görevlisi, toplam 21 tane öğretim üyesi ve elemanıyla akademik çalışmalarımızı yürütüyoruz. Oldukça güçlü bir kadrosumuz var. Her alandan özellikle tarla bitkileri, bahçe bitkileri, toprak bilimi bitki besleme, bitki koruma, bu alanların tamamında faaliyet gösteren çok geniş bir kadroya sahibiz. Ve bu kadro özellikle daha yeni olmamıza rağmen özellikle Avrupa Birliği projeleri, COST aksiyonları dediğimiz Avrupa Birliği'nde özellikle COST proje
konusunda ve birliktelik konusunda KOST aksiyonlarında rol alıyoruz. TÜBİTAK projelerimiz şu anda faaliyetlerimiz, ıslah çalışmalarımız. Biraz açarsak belki. Tabii. Şimdi Avrupa Birliği anlamında TÜBİTAK üzerinden yürütülen projeler vardır. Bu projelerde de özellikle siz Avrupa Birliği olsun diğer ülkelerin birçoğuyla aynı alanda çalışan araştırmacılarımızı bir araya getirdiğimiz konsorsiyumlar oluşur. Bu evet. Konsorsiyumlar sürekli proje üretirler. Bu bahsettiğimiz konuda yine TÜBİTAK üzerinden yürüyen ama Avrupa Birliği odaklı proje üretilmesine yönelik olarak yapılan çalışmalara verilen isimlerdir. Evet. Tüm dünyadaki araştırıcılarla bir araya gelirsiniz. Bizim de çok kıymetli kadromuz var. Toplam 21 kadromuzla bu çalışmalarımızı hızlı bir şekilde yürütüyoruz. Devam edebiliriz. Burada tabii neler yapıyoruz? Evet. Murat Bey, yani siz sanırım o işte Tarım Bilimleri Fakültesi neler yapar konusu önemli bir tabii, konu. Tabii, çok önemli. Bu konuda özellikle... Hele de günümüzde hocam, yani artık evet. Tarımın da hani değeri bence biraz daha yeni mi anlaşılıyor? Kesinlikle. Şimdi o çok başka bir konu tabii. Özellikle COVID sürecine baktığımız zaman bu yaşanan süreç bize şunu gösterdi. Tarım çok çok önemli hale geldi. Birçok misafir ağırladınız, birçok bilim insanı da artık şunu söylüyor. Kesinlikle ve kesinlikle evet siz belki teknoloji olmadan bugün yaşamınızı sürdürme şansınız var ama karnınızı doyurmadan, beslenmeden bunu sürdürme şansınız mümkün değil. Evet. Bu noktada tarımın önemi bir kez daha ortaya çıktı ve bilim insanlarının öngörüsü şu yönde. Gelecek yıllarda gıda kıtlığı ve özellikle buna bağlı olarak su kıtlığı oluşacak. Su kıtlığından dolayı da ister istemez gıda güvenliği çok ön plana çıkmış oluyor. Evet. Ve ülkemizin şu anda yaklaşık 85 milyon nüfusa sahip olduğunu düşünecek olursak, bunu besleyebilmek, bunu besleyecek politikalar üretmek sadece yeterli değil artık. Biz bugün komşularımızla beraber yaklaşık 600-650 milyon nüfus var. Evet. Bu nüfusu besleyebilecek politikalar mutlak suretle uygulamamız gerekiyor. Bu uygulamalar çok çok önemli. Buna yönelik olarak sistemik bir çalışma gerçekleştirmemiz gerekir. Şu anda yeni atanan Tarım Bakanımız da bizim Çukurova Üniversitesi'nin hocamız. Evet. Profesör kendisi, milletvekili yaptı, özel sektörde çok iyi bilen birisi. Bu konuda kendilerinin gerekli girişimleri yapabileceğini, sektörü bilen birisi olduğunu biz biliyoruz. Evet. O noktada çok ümitliyiz. Güzel çalışmalar kısmetse bekliyoruz kendilerini. Şimdi biz tabii neden Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi dediğimizde evet. Ziraat alanında neler yapıyoruz? Bir, bitki koruma. Bitki koruma alanında özellikle şunu yapıyoruz. Biz bir bitki kliniği oluşturduk. Bu bitki kliniğinde yaz döneminde özellikle faaliyetlerin çok yoğun olduğu dönemlerde çiftçilerimiz bize ilgili WhatsApp kanalıyla çok rahat bir şekilde bizde herhangi bir programla ulaşabilecekler ve görüntüler atarak biz bu hastalık ve zararlar konusunda onlara tespitlerimizi yaparak özel sektörle işbirliği içerisinde onlara çok rahat reçeteler yazarak doğru reçeteleri ve doğru dozda ilaç kullanımını onlara temin etmiş olacağız. Evet. Bunun yanında gördüğünüz üzere özellikle sebzecilik konusunda çok ciddi çalışmalarımız var. Şunu evet. Çok iyi biliyoruz. Kışlık sebze tohumluğu veya çeşit ve tohumlu konusunda %70 oranlarında yurt dışına bağımlıyız. Evet, yazlık sebzelerde bugün domates olsun diğer ürünlerde şunu söylemekten gurur duyuyorum. Çok güzel Türk şirketlerimiz var. Bu Türk şirketlerimiz gerek domates gerek biber ve benzeri alanlarda çok ciddi güzel çeşitler geliştirmişler ve bu çeşitleri de biz halen kullanıyoruz. Evet. Bunu biliyoruz. Ama biz kışlık sebze konusunda da mutlaka faaliyetlerimizi sürdürmek durumundayız. Burada gördüğünüz gibi özellikle bitki ıslahı çalışmaları bizim için son derece önem taşıyor. Bitki ıslahı çalışmalarında biz modern teknolojiyi kullanıyoruz. Moleküler genetik, markera dayalı ıslah çalışmalarını yürütüyoruz. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Bir çeşidi ıslah etmek, başlangıç materyalinden melezlemeden günümüze varana kadar, yani siz çeşidi geliştirene kadar genellikle bir 15 yılınız geçerdi eskiden. 15 yılı bulurdu. Ama markera dayalı seleksiyonla ilk F1 kuşağında, yani melezlemeyi ana baba yaptınız. Ana babadan sonra siz daha F1 kuşağında tohumları elde ettiğiniz ilk kuşakta markera dayalı olarak seleksiyon yaparak seçim yapıyorsunuz ve çok hızlı bir şekilde ıslah sürecini 5-6 ile kadar indirme şansına sahipsiniz. Evet, biz yani üniversitemizde tabii ki biz üniversitemizde bu markera dayalı seleksiyonları da yapabiliyoruz. Bu çalışmalarımızda çok rahat yürütme şansına sahibiz. Aynı zamanda yani güçlü bir laboratuvarımız da var yani tabii hocam yani o anlamda altyapı olarak. Kesinlikle çok güçlü bir laboratuvarımız var. Evet. Bunları 2 yıl içerisinde oluşturduk. Yani bugün
Dünyanın neresine giderseniz gidin uygulayabilecek teknolojileri biz çok rahat laboratuvarımızda uygulama şansına sahibiz. Moleküler genetik laboratuvarımız, biyoteknoloji laboratuvarımız, entomoloji, bitki korumaya yönelik olarak, fitopatoloji, hastalıklara yönelik olarak laboratuvarlarımız oluşturulmuş ve faaliyetlerini sürdürmek durumundalar. Şu anda özellikle özel sektörle işbirliği içerisinde yürüttüğümüz çalışmalardan bir diğeri de 5 dekarlık özel sektörle işbirliği yapıyoruz. Isıtmalı sera koşullarına sahibiz. Evet. Bu ısıtmalı sera koşullarında da ülkemize, memleketimize örnek olabilecek üretim çalışmaları ve aynı zamanda ıslahta jenerasyon atlatma dediğimiz evet. bir yılda Sivas koşullarında bile iki jenerasyon atlatarak ıslah sürecini çok daha hızlı hale getirme şansına sahibiz ve bunları da yapıyoruz. Evet. Burada slaytta gördüğünüz gibi biyoteknolojik çalışmalarımız da var. Özellikle entomolojiye yönelik olarak hastalıklara, zararlara yönelik olarak da çalışmalarımız var. Geçebiliriz. Daha farklı görüntülerimiz var. Bunları da sunmak isteriz. Gördüğünüz biyoteknoloji laboratuvarımız. Bu biyoteknoloji laboratuvarımızda bizim tabii şöyle bir farkımız da var. Biz hep şunu savunuyoruz. Üniversiteler, özel sektör, kamu, işbirliği yani paydaşlarıyla beraber hareket etmezlerse evet. tarımda mesafe kat etmemiz mümkün değil. Yani bunun bilincindeyiz. Aslında tarım bir hocam saca ya. Yani tabii. bunun bir tarafında akademi var, bir tarafında çiftçi var, bir tarafında da sektör var yani şu anlamda sektördür. Sonuçta bu aldığımız şeyler birbirini hocam tamamlayacak. Yani biri olmadan biri olmuyor. Yani tarla olmadan teoride ilerlemiyor. Yani illaki kesinlikle. Pratik olacak, peşine teorisi olacak ama bunun her şeyden önemlisi hocam sahadaki uygulanmasında da o sektör dediğimiz yani onun da belli bir vizyonel bakışı olması lazım hocam. Mutlaka. Bugün şunu söyleyeyim, dünya artık şuraya gidiyor. Hangi sektör olursa olsun, özellikle tarım sektörü, teknolojinin kullanılmadığı hiçbir sektörün ayakta kalma şansı yok. Evet. Artık dünya oraya gidiyor ve biz bunu yapmak durumundayız. İşte bu ekranda gördüğünüz biyoteknoloji şirketi bizim üniversitemizde ben de dahil olduğum Agrogentech Biyoteknoloji diye bir teknokent bünyesinde kurduğumuz bir şirket. Bu şirkette hem öğrencilerimizin biz burada eğitimlerini veriyoruz hem de aynı zamanda sektörde özellikle meyvecilik alanında virüssüz anaç üretimi. Evet. Biliyorsunuz meyvecilik anaçların üzerine çeşitlerin aşılanması şeklinde yürütülen bir faaliyet. Anaç üretimini yapabiliyoruz. Bunu erikte yapabileceğiniz gibi kayısı da aklınıza gelecek her türlü ürün grubunda yapma şansına sahipsiniz. Bu sistemde hızlı bir şekilde bitki üretebiliyorsunuz. Normal şartlarda çok geniş alanlara ihtiyaç duyarsınız ancak biyoteknolojik yöntemlerle 3-4 ay içerisinde 300-500 tane, 300-500 bin bitkiyi çok hızlı bir şekilde üreterek, köklendirerek sektöre sunabiliyorsunuz. Evet. Şu anda özellikle doların, euronun artışıyla beraber Avrupa Birliği'nden gelen anaçlara baktığımızda bu anaçlar artık çiftçimiz, üreticimiz neredeyse alamayacak durumda bunları. Evet. Onun için biz özel sektörle yaptığımız çalışmalar kapsamında şu anda özellikle üniversitemiz bünyesinde ve teknokent bünyesinde bu çalışmaları da çok hızlı bir şekilde yürütüyoruz ve son derece donanımlı ve modern bir teknolojiye sahip laboratuvarlarımızdan bir tanesi de bu. Yine görüntülerle bir takdirde devam edebiliriz veya sizin sorularınız varsa bu arada alabilirim hocam, Murat Bey. Şeyi ben bölmek istemiyorum. Tanıtımımızı evet. düzgün yaparsa ondan burada gördüğünüz arkadaşlarımız özellikle yurt dışından bizim lisansüstü öğrencilerimiz de var. Biz bu yıl kısmetse lisans öğrencilerimizi alıyoruz. Evet, lisans öğrencilerimiz üniversite genelinde özellikle mühendislik ve doğa bilimleri fakültesi gibi birçok bölümde yaklaşık 8-10 bölümümüz tarım bilimleri dahil biz şeylerimizi alacağız, öğrencilerimizi alacağız. Bu öğrencilerimizin yanında biz daha önce yaklaşık 1,5 yıl oldu. 1,5 yılda öncelikli olarak lisansüstü eğitimine başladık. Şu anda yüksek lisans ve doktor öğrencilerimiz var. Bu gördüğünüz yurt dışından da gelen öğrencilerimiz var. Bu arkadaşlarımızla moleküler genetik laboratuvarımızda, biyoteknoloji laboratuvarımızda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ve şu da önemli bir ayrıntı, bunu da hemen söylemek isterim. Yaptığımız işbirlikleri, yani birazdan özel sektörde yaptığımız işbirliklerini de görme şansına sahip olacağız. Özel sektörle yaptığımız işbirlikleri dahilinde işte neden Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi,
neden Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi altında Tarım Bilimleri Fakültesine cevap vermiş olacağız? Biz şu anda açılan şirketlerde lisans üstü öğrencilerimiz, hatta ve hatta benim Cumhuriyet Üniversitesi'nden ön lisansta çok meraklı, ilgili arkadaşlarımızın şu anda 10 tanesini istihdam ettik ve çalışmaya başladık. Evet. Özel sektörde de şunu yapıyoruz. Özel sektöre diyoruz ki, bakın beraber çalışalım, gençlerimizi yetiştirelim. Bu kalifiye donanımlı gençleri de size hemen sektör olarak, hazır olarak verelim. Evet, yani sahadan gelmiş tabii, gibi olacak. Sahada çalışacak. Çocuklarımız evet. Sahada çalışacak. Bugün laboratuvar çalışması olmadan arazi çalışması, arazi çalışması olmadan tek başına laboratuvar çalışması nasıl asla bir anlamı değil. Yok. Siz de demin bahsettiniz. Evet. Yani biz kabaca öyle söyledik tabii. Teknolojiyi kullanmadığınız her alanda geride kalırsınız. Evet. Dünyanın gerisinde kalırsınız. Biz de fakültemizde teknolojiyi esas alıp evet. Özellikle paydaşlarımızla, kamu ve özel sektörle beraber çalışmalarımızı yürütüyoruz. Ve gençlerimizi bu alanda memleketimizin faydasına hazırlıklarımızı yaparak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Devam edebiliriz. Buradan da veya sizin sorularınızı alabilirim Murat Bey. Siz şeyinizi tamamlayın hocam. Evet. Dilerseniz ben sizi bölmeden tabii ki. Sorularım olacak. Şimdi burada laboratuvarımızdaki cihazlarımız. Çok tabii bu bir kısmı. Tabii ki. Laboratuvarlardaki cihazlarımızı biz özellikle sağ olsun Sayın Rektör Hocamız Profesör Doktor Mehmet Kul Beyefendi bizlere bu konuda çok sınırsız destek veriyor. İlk bir yıl içerisinde tüm cihazlarımızı neredeyse tamamladık diyebiliriz. Yaptığımız Avrupa Birliği, yaptığımız TÜBİTAK, yaptığımız BAP veya ikili işbirliği, özel sektörle yapmış olduğumuz ikili işbirliği projelerimizden şu anda cihazlarımızın neredeyse tamamını tamamlamış durumdayız. Evet. Onun için hiçbir eksiğimiz yok. Arazi konusunda çok harika bir sulanabilir araziye sahibiz. Bu araziyi bu sene çok daha kapsamlı ıslah çalışmaları ve Sivas'ta örnek oluşturabilecek şekilde, örneğin tabii ki il müdürlüğümüz destekliyor ama daha modern bir şekilde çilek yetişiciliğinin gerek örtü altında, gerekse topraklı olarak örtü altında ya da açık alanda yetişiciliği konusunda özel marş cihazlarını da getirterek özel insanlara, çiftçilerimize bunların örneklerini göstereceğiz. Hangi çeşit burada olur olayı önemli. Nasıl ki siz buğday çeşidi dahi olsa o çeşitleri seçerken özen göstermek durumundasınız. Biz de özenle bir şekilde hangi çeşidin olaylarına varana kadar adaptasyon çalışmaları ve ıslah çalışmalarıyla göstereceğiz. Geçebiliriz buradan da. Devam etme şansına sahibiz. Evet, farklı cihazlarımızı görme şansına sahibiz. Bu bölümü de geçebiliriz. Evet, burada özellikle şunu çok önemsiyoruz. Bu laboratuvarımızda aldığımız cihazlar... Benim bir temel bir savunduğum bir fikir var Murat Bey. Bunu da her zaman söylüyorum. Biz asla ve asla bu cihaz bizim, benim, laboratuvarımın şunun demiyoruz. Biz halkın diyoruz. Ortak, aynen. Halkın diyoruz ve ortak çalışmayı her zaman açıyoruz. Evet. Çünkü bu devletin, milletin parasıyla alınan cihazlar. Bu cihazlar memlekete fayda sağlamak adına, evet. Adına her araştırıcıya kapımız sonuna kadar açık. Evet. İyi niyetli, düzgün, dürüst olan... Tüm araştırıcı arkadaşlarımız gelip bizden faydalanabilirler. Bu her şeyden önce bizim rektör hocamızın da Mehmet Kul Beyefendi'nin de önemsediği konulardan bir tanesi. Evet. Bize kapımız sonuna kadar açık. Sonuna kadar çalışabilirler. Bu cihazlarımdan bazıları hem moleküler analizlerden hem toprak hem de diğer bitki analizlerinde kullandığımız farklı cihazlarımız. Devam edebiliriz. Evet. Örnek veriyorum şimdi. Bakın burada özellikle oluşturduğumuz veya şu anda bitmek üzere olan laboratuvarlarımızdan bir tanesi de toprak analizi laboratuvarı. Yani çiftçilerimiz buraya dikkat etmesi lazım tabii, bence. Tabii. Yani belki çok teknik gibi gidiyor gözüküyor ama tabii. Yani işin özüne biraz vakıf olunursa yani biz işe nereden başlamamız gerektiğini değil mi hocam? Asıl yani. Tabii ki. Yani çok çok önemli. Şimdi toprak analizlerini önemsiyoruz ve toprak bitki besleme alanında uzman iki tane arkadaşımız var şu anda öğretim üyesi aramıza katılan. Bir tane araştırma görevlisi arkadaşımız var. Bu alanda çalışmalarını çok yoğun bir şekilde yürütüyorlar. Biz bu ayrıca çok önemsediğimiz bir konu. Bu konu neden önemli? Bir defa doğru gübreleme programları, bitki besleme programlarının oluşturulması. Bu bitki besleme programları dahilinde doğru gübreleme programları ve bitkinin verimliliği ve kalitesinin yükseltilmesi ve gübre fiyatları ortada. Bu gübre fiyatlarına göre de çiftçinin cebinden daha fazla gübre çıkmasın. Evet. Ve doğru gübreyi de kullansın. Toprak yapısı, pH yapısına göre toprağın
genel stüktürüne göre de biz doğru gübreleme yapabilelim. Bunu çok önemsiyoruz ve bu konuda da yine özel sektörle işbirliği içerisindeyiz. Ve özel sektörle de çalışmalarımızı yürütüyoruz. Özellikle toprak analizleri neticesinde gübre programlarının oluşturulması ve raporlanmasında öğretim üyelerimiz, ilgili alanında uzman öğretim üyelerimiz olduğu gibi özel sektörle de işbirliği içerisinde bu raporlamayı sağlayarak çiftçilerimize hizmet etmek adına bu analiz laboratuvarımız içinde cihazlarımız tamamlandı ve faaliyetlerimize yakında başlayacağız. Evet. Bakanlıktan iznimizi aldıktan sonra başlayacağız. Bu önemli bir konu. Geçebiliriz. Tabii sürdürülebilir tarım artık günümüzde çok önemli Murat Bey, biliyorsunuz. Yani sürdürülebilirlik esas. Toprak analizlerini yapıyoruz. Toprak analizleri doğrultusunda doğru ilaç ve gübrelerin kullanımı elbette çok çok mühim, çok çok önemli. Bunun yanında sürdürülebilir. Biz gelecek nesle ne bırakacağız? Değil mi? Yani şöyle diyebilir miyiz hocam? Yani hani tabir belki hani daha anlaşılsın diye söylüyorum. Hani kullandığımız bir pet bardak ya da bir şey değil. Ya da içtiğimiz bir kaldırat değil. Toprak bize her zaman lazım olan tabii bir şey. Tabii ki. Eğer değersizleştirdiğimiz zaman, onun verimini düşürdüğümüz zaman hocam toprak da bize dönüp cevabını verecek. Cevabını verecek. Anadolu'nun zaten en büyük sorunu hocam, işte az sonra belki değinirsiniz. Hı hı. İşte toprağın düzensiz şekilde gübrelenmesi ve ekiminin yanlış yapılması, sürümünün yanlış yapılması, hatta sulamasının yanlış yapılarak çoraklaşması. Elbette. Yani biz aslında bakarsanız hocam şöyle bir şey var. Şu anda mesela eksik destekler var mı? Var. Yanlış var, var mı? Var. Bunları bir tarafa bırakıyorum. Mevcuttan bile hocam, mevcut verilen desteklerden bile eğer biz akılcı yöntemleri öne alırsak, bilimi öne alırsak hocam, bir bilim alanda gerçekten belki ürettiğimiz eğer 50 kiloysa bunu 75 kilo, 100 kiloya çıkartabiliriz. Ama sorunumuz ne hocam? Yani sanki biz ne yaparsak yapalım, işte bir şey olmaz mantığıyla yürüyoruz. Bir cehalet içerisindeyiz. İşte 50 gramlık atılması gereken bir ilaç, ya hadi biraz daha kuvvetli olsun 75, hatta 100. Evet. Tabii bu... gübrede de böyle biliyor musunuz? Tabii yani, hepsinde aynı. Sahada gördüğümüz aynı. İçin, yani bunun bir an önce şu olması lazım hocam. Yani ben özellikle yetkililerden istiyorum. Yani ricamız birinci olarak şu toprak ıslahı, analizi gibi konularda hocam. Yani devletimizin, sizlerin, bu paydaşların bir an önce şimdi hızlanmasını gerektiğini düşünüyorum. Çünkü topraklarımız emin olun ki özellikle sulama bölgelerinde elden çıkıyor. Şimdi bu konuyla alakalı demin de bahsettim Murat Bey. Özellikle bizim üniversitemizde, fakültemizde bir öğretim üyesi arkadaşlarımız var. Toprak bilimi, bitki besleme alanında mezuniyetlerini tamamlamış ve gelmişler. Bu arkadaşlarımıza baktığımızda bu arkadaşlarımızın şu anda projeleri geçti ve faaliyete geçecekler. Bu şu alanda. Evet. MER alanlarını ve tarım alanlarını, yani tarımsal faaliyet yürütülen. Ki MER alanında tarımsal bir tarımsal bir faaliyettir. Tabii, evet. Faaliyettir. Burada toprak ve özellikle MERA kalitesinin GPS ve uzaktan algılama teknolojileriyle belirlenmesi ve bu kalite özellikle indislerinin spektral olarak tayinine yönelik bir projemiz geçti. Yani biz burada şunu yapacağız. Ha burada biliyorsunuz ben Ulaşlıyım. Evet. Ulaşlı olduğum için bir pozitif ayrımcılık yaptık. Ulaştan başlıyoruz bu projeye. Değil mi hocam? İkimiz yani de Ulaşlı olunca. Aynen, ikimiz de Ulaşlı olunca Ulaştan başlıyoruz. Şimdi şunu yapıyoruz. Bu projemiz geçti. Faaliyete başlıyoruz. Bir defa toprak sınıflarının haritasının, yani toprak sınıflarına göre bizim yapmaya çalıştığımız şey kalitesinin, ilgili arkadaşlarımız çok daha uzman bu konuda. Bu alan benim alanım değil. Ayrıca onu da altını çizeyim. Bu arkadaşlarımız toprakların sınıflarına göre ayrım yapacaklar ve şunu yapacağız. Hangi alanda hangi bitki türü yetiştirilmesi ve o bitki türüne ait hangi çeşit? Evet. Bunu yapacağız. Ve bunu Sivas'ta yaygınlaştırmayı düşünüyoruz fakülte olarak. Yaygınlaştıracağız. Önce olarak pilot alanlar seçtik. Pilot alanlardan bir tanesi bizim Tarımsal Arge Merkezimiz. Bir tanesi Ulaş. Bunu da seçtik. Yarın TİGEM'le bir bağlantınız var mı hocam? Tabii TİGEM şöyle söyleyeyim. TİGEM bir defa... Çünkü ben şu konuyu önemsiyorum hocam. Yani var tabii. Şimdi TİGEM'ler eskiden hani buralara kurulurken ya da Türkiye'de birçok yerde kurulurken hani amaçları belliydi. Yani oraya çok detayına girmeyeceğim. Ama vizyonu ve misyonu yazılı. Yani çiftçiye önderlik etmek, örnek bir tarım yapmak.
İşte birçok alanda faaliyet var. Sadece şey, eğitim alanında da bir faaliyetleri vardı. Evet. Yani onların tarım liseleri falan şimdi, vardı hocam. Tabii o ki. Anlamda ben yani TİGEM'leri çok tabii. önemsiyorum hocam. TİGEM'leri çok önemsem, biz de çok önemsiyoruz ve TİGEM'de şunu söyleyebilirim. Özellikle TİGEM'lerde bugün bir programda görmüştüm. Tohumlukla alakalı faaliyetler yürütülmüyor gibi bir cümle geçti. Hayır. TİGEM'lere baktığınız zaman TİGEM'ler bugün tohumluk üretiminde kötü durumda değil. Evet, eskiden bazı sıkıntılar ve sorunlar çıktı ama bugün ben en yakinen Uraş TİGEM'i takip ediyorum ki benim dedem rahmetli de buradan emeklidir. Onun için evet. benim ayrı özel bir bağım var orayla alakalı. Evet. Hasan Bey var orada, Hasan Keskin Bey var, müdürümüz, ziraat mühendisi. Evet. Kendisi gerçekten alanında uzman, harika bir arkadaşımız ve bu arkadaşımız TİGEM'in topraklarını çok güzel bir şekilde değerlendiriyor. Bugün Tritikale olsun. İşte efendim... aklınıza gelebilecek yem bitkilerinden korunga, yonca ve benzeri ürünler ki birazdan da bizim yaptığımız çalışmalar hakkında bilgi vereceğiz. Evet. Bu konularda son derece yetenekli ve TİGEM'in topraklarını ki 72 bin dönüm arazimiz var biliyorsunuz yaklaşık Ulaş'ta. Bunları da çok iyi kullanabilen, değerlendirebilen arkadaşlarımızdan bir tanesi. Ha, dediğimiz gibi biz bilim insanıyız. Siyasetin girdiği yer bizi çok ilgilendirmiyor. Tabii. Ama ben şunu çok iyi biliyorum ki atanan arkadaşlarımız iyi niyetle, vatan, millet sevgisiyle gerçekten çalıştıklarında çok güzel sonuçlar ortaya çıkarabiliyorlar. Evet. Bunu da örneklerinden bir tanesi Hasan Bey'i verebilirim ben. Onun da altını çizmek isterim. Görüntüyle bugün görürseniz devam edelim. Tamam, ben orada buyurun. Zaten geldikçe anlatacağım size. Şimdi bu yürüttüğümüz faaliyetlerden bir tanesi Murat Bey. Hocam yerlerini de söylerseniz. Bu hemen hemen söyleyeyim. Sol, bize göre evet. Ekranın sol üstünde gördüğünüz gibi Sayın Valimiz ve il müdürümüz, rektörümüz, özellikle ayçiçeği tarlamızdan bir görüntü var. Geçen yıl bizim ayçiçeği ıslah çalışmalarımız vardı. Bu ayçiçeği ıslah çalışmalarımızla ilgili de çalışmalar yürüttük. Yaklaşık 6.000-7.000 tane farklı genotipimiz vardı ayçiçeğinde. Hem yağlık olarak hem de çerezlik olarak bu Dakota evet. tipi dediğimiz ayçiçeği tohumlarını görmektesiniz. Bunlar var. Hocam peki tohumlar yerli mi yabancı mı? Bizim tamamen bizim. Tamam onu da yerli belirtmek için sordum. Şunu özellikle vurgulamak hocam, isterim. Vurgularsanız hocam hani. Tabii teşekkür hani, ediyorum. Ben aslında soruyorum. Hani izleyenler en azından konunun. Tabii teşekkür mesela ediyorum. Mesela pancarda falan maalesef. Şimdi oraya da geleceğim. Oraya da öyle geleceğim. Teşekkür ederim. Ederim. Eksik olmayın hatırlattığınız için. Bizim geliştirdiğimiz çeşitlerin tamamı bizim yaptığımız ıslah çalışmaları melezlemeler neticesinde elde ettiğimiz bizim öz malımız. Öz çeşit adaylarımız. Önemli. Özel sektörle beraber yürüttüğümüz öz adaylarımız ve biz milli tohum, milli çeşit noktasında çok önemsiyoruz. Ve bunların özellikle ayçiçeğinde de yine büyük oranda biz bağımlıyız. Ayçiçeğinde de çalışmalarımızı yürütüyoruz ve en kısa sürede özel sektörle işbirliğimiz halinde bu çalışmaları, ayçiçeği tohumlarımızı çıkaracağız. Bunun yanında bakın biçer döver konusunda özellikle bize bir amcamız yardımcı oldu. Parsel biçer döveri TİGEM'den zamanında almış. Yürür halde biz mesela buğday ıslah çalışmalarımızı bu yıl biçer döveri maalesef kullanan bir ben varım bir de o var. Ben hasat etme fırsatı buldum. Elinize sağlık. Teşekkür hocam. Ederim. Denemelerimizi bu şekilde hasat etme fırsatı bulduk. Sağ üstte özellikle Sayın Rektörümüz Profesör Doktor Mehmet Kul Beyefendi bizi arazide de yalnız bırakmıyor. Bu elimde onda da özel bizim materyallerimiz var. Yani bitki ıslahı yapabilmenizin temel şartı Murat Bey başlangıç materyalinizdir. Başlangıç materyalleriniz olmazsa bir yani şunu çeşit... diyelim hocam. Evet. Hani biraz konuya şöyle girelim. Ben biraz daha diyorum her ne kadar mühendis de olsam evet. çiftçilik, köylülük olunca biraz kestirmeden gidiyorum. Tabii çok önemli. Şöyle hocam hani ilk önce toprağı biz yapar seçeceğiz. Tabii. Toprağımız ne? Tabii. Yani çok toprağımızın önemli. Özelliği nedir? Çok kısacası. Çok önemli. İkincisi çok de önemli. Bu toprağa hangi tohumu atacağız ve hangi iklimde yaşıyoruz? Çok doğru. Çok doğru. Yani böyle değil mi hocam? Tabii yani, ki. Yanlış. Şimdi bakın toprak özellikleriniz ve bizim çevresel faktörler dediğimiz iklim. Toprak özelliklerinizin yanında iklimsel faktörlerinizi hesaba katarak bitki ıslahı programlarını oluşturursunuz. Sivas'ta uygulayacağınız bitki ıslahı programlarıyla burada kullanacağınız materyalle Adana'dakiler birbirinden farklılık gösterir. Elbette ki iklimimiz çok önemli. İklime bağlı olarak da toprak yapımıza göre çeşitlerin geliştirmesi önem taşıyor. Bugün meyvecilikte dahi bu bölgelerde kullandığımız zaman kireçe dayanıklı anaç kullanmak zorundayız. Evet. Bunlar çok önemli çünkü konular. Çünkü pH'imiz yüksek. pH'imiz yüksek. Bunlar önemli konular. Tabii ki biz her şeyden önce biz kendi ekolojik faktörlerimizi dikkate alarak soğuk, iklim, hatta rüzgar,
aklınıza gelecek her türlü parametre. Hatta hocam mikro klimalarımız var. Bunlara da elbette su şehri, bunlarla ilgili de projelerimiz evet, var. Su şehri, Koyulhisar ve benzeri alanlarla alakalı da projelerimiz var. Bunların tamamıyla ilgili Tarım Bilimleri Fakültesi olarak biz öğrencilerimize lisans üstü, yaklaşık 40 tane öğrencimiz var lisans üstü düzeyde. Bunlara verdiğimiz tezlerde de bu alanlarda veriyoruz. Doğanşar'da da verdiğimiz tezlerimiz var. Koyulhisar'da da var, Kangal'da da var, Ulaş'ta da var. Şöyle diyebilir miyiz hocam? Aslında hani buraya gelen öğrenciler ben şöyle şanslı addediyorum. Sivas büyük bir coğrafya. İşte su şehri ayrı bir... Tabii. Değil çok hocam? Geniş bir coğrafya. Üretim çok modeli geniş var. Bir coğrafya. Pardon. Çok geniş baktığımız bir coğrafya. Hocam Divri, Gürün. Tabii ki. Tabii çok işte zengin. Ulaş. Yani baktığınız zaman hani birçok farklı mesela işte cevizi, işte tutunu vesairesi mesela Gürün'de rahat tabii, ama işte tabii. Ulaş'ta sıkıntı biliyorsunuz. Tabii. İklimsel yani, özellikler, toprak özelliklerine göre farklı, ürün evet. gruplarının belirlenmesi lazım. Demin bahsettiğim evet. bizim özellikle toprak sınıflarının belirlenmesi noktası bu. Toprak sınıflarında belirli ve kalitesine göre projemiz başladı. Buradaki amacımız bu zaten. Evet. İklimsel verileri de üstüne koyarak burada bakın hangi bitki türü demiyorum. O bitki türüne ait hangi çeşidi belirleyeceğiz? Evet. Nokta atışı yapacağız. Tabii ki. Biz sınıflara göre belirleyeceğiz. Belirledikten sonra orada hemen ne yapacağız? Tarla ürünleri, bahçe ürünleri orada adaptasyon çalışmalarına başlayacağız. O eldeki verilere bakarak ama tamamen bilimsel veriler. Bakın bu çok önemli. Hocam şu bağlantıyı da yapmanızı istiyorum sizden ricam. Buyurun. Şimdi biz sahada olduğumuz için şimdi birçok tohum geliyor. Yani çeşit çeşit biz bile yetişemiyoruz açıkçası. Ama şöyle bir şey var hocam. Geneline baktığımızda benim sizden beklentim şu. Öyle bir farklı tohumlar geliyor ki bazen. Gerçekten bizim doğamıza pek uymuyor. İşte bir yerde işte 700 kilo vermiş, 1000 kilo vermiş, şu vermiş, bu vermiş. İnsanlar da tabii ki biliyorsunuz kar gülüyor. Hı-hı, işte daha fazla vereyim alayım. Peki hocam, Tarım İl Müdürlüklerinden hani bu tohum girişlerinde ki bu sınırlama noktasında da bir dahliniz olacak mı? Yani ben bunu istiyorum. Niye? Yani çiftçiyi yanıltıyorlar hocam. Evet. Şimdi Murat Bey bu konuda zaten Tarım İl Müdürlüğümüzde İşbirliği içerisindeyiz. Evet. Her alanda çalışıyoruz. Gerek Tarım İl Müdürümüz, gerekse orada şubelerde görevli arkadaşlarımızla işbirliği içerisindeyiz. Ben yaşamım boyunca şuna çok dikkat ettim. Bilimsel olmayan hiçbir verinin bir anlamı yoktur. Evet. Bilimsel derken de şu çok önemli bakın. Tarlayı ektiniz, ikiye böldünüz, yarısına bir uygulama yaptınız, benim yaptığım uygulamadan 8-10 ton alıyor. Yok böyle bir şey. Böyle bir şey yok. Evet. Böyle bir şey yok. Siz bilimsel araştırma deneme metotları, istatistik metotlarına bağlı olarak çalışmalarınızı bilimsel formatta neyi uygulamanız gerekirse uygularsınız. Elinizde de aldığınız veriler bilimsel olur, sağlam donelerle çiftçinin ve diğer sektörlerin önüne çıkarsınız. Evet. Onun için hiç kimse kusura bakmasın. Bizim için bilim alanında tarlanın şurasına şunu yaptım, burasına bunu yaptım hiçbir bilimsel geçerliliği olmayan ifadelerdir. Onun altını çizmek isterim. Biz bilim insanı olarak bunu söylememeliyiz. Evet. Ben bazen duyuyorum, gelip burada sizin programlarınıza katılan arkadaşlarımız bunu ifade ediyorlar. Bir defa bunu kesinlikle yanlış buluyorum, bu doğru değil. Bilim insanı bilimsel veriler ama bilimsel metodolojilerle elde edilmiş veriler üzerinde konuşur. Bunun altını çizmek kesinlikle, isterim. Kesinlikle, tabii ki. Bunun altını çizmek isterim. O nedenle İl Müdürlüğü de görüşüyoruz, diğer tüm paydaşlarımızla da görüşüyoruz. Bize iyi niyetle yaklaşan, memleket menfaatine hareket eden tüm arkadaşlarımızla da kapımız sonuna kadar açık. Elbette ki sizin de buyurduğunuz üzere toprak ve iklim koşullarına göre, evet buğday bir türdür, buğdayın bir gün tescil edilmiş 350-300-400 tane çeşidi var Türkiye'de. Evet. Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi tarafından tescil edilmiş çeşitleri var. Bu çeşitler içerisinde fizyolojik kışlık olanların biz bir defa öncelikli olarak kendi ıslah çalışmalarımızda çeşit adaylarımız dahil onlarla bir adaptasyon çalışması yürütmeliyiz. Bakın bu yıl sizleri de davet edeceğiz. Tüm paydaşlarımıza davet edeceğiz. Tarla günleri düzenleyeceğiz. Şu anda yaklaşık 1000-1500 tane farklı küçük parsellerimizden 8-10 metrekare parsellerimizden oluşan adaptasyon çalışmalarımız ve melezleme çalışmalarımız var. Bunların her birini sizlere davet edeceğiz. Evet. Yani melezleme nasıl yapılır?
Menezleme neticesinde elde ettiğimiz tohumlar nelerdir? Ki birazdan görüntüler arkadaşlar verirlerse onu tekrar ifade edebilirim. Kaldığımız yerden hem bu konuşmanın da devamı niteliğini taşıyacaktır. Hocam. Onları da ifade etmek isterim. Bakın burada yaptığımız çalışmalar hemen sağ alt, sağdan ikinci, yukarıdan bir öncekine gelebilirsek, öncekinden devam edelim hızlı bir şekilde. Önceki o buğday denememize gelebiliriz. Şimdi burada da ne yapıyoruz? Bakın sol üstte gördüğünüz gibi işte parsellerimiz bunlar. Evet. Bakın her bir parsel farklı bir çeşit. Her biri farklı bir çeşit. Bilimsel çalışma budur ve tekrarlamalıdır. Biz bunların her birini oluşturuyoruz. Yani bu bir günlük olacak bir değil. Zamana yayılacak. Zamanınızı verirsiniz. Evet. Menezleme zamanı, bitkinin çiçekleme döneminde resmen tarlada yatıp kalkarsınız. Bitki ıslahı insanların diline plasenk olmuş, biz bitki ıslahı yapıyoruz da olacak bir iş değil. Bu konuda uzman olmak gerekiyor. Bu konuda gerçekten mevzuyu bilerek multidisipliner olarak çalışmak gerekiyor. Onun için bizim yaptığımız çalışmalarda ekranda arkadaşlarımız verirlerse yine görürüz. Tamamı bizim fakültemiz tarafından 2 yıl içerisinde yürütülen çalışmalar. Bakın ortada gördüğünüz işte yerli domatesle ilgili çalışmalarımız var. Evet. Yerli domates, koyu lisarı domateslerine baktığınız zaman koyu lisarı domateslerinin bugün coğrafi işaret alımı aslında direkt biz analizlerini yaparak bugün fakültemiz olarak arkadaşlarımızla birlikte bu işi yürüttük ve coğrafi işareti aldı. Bunun yanında bakın sağ üstte hemen logonuzun altında biz yerli milli mısır çeşitlerinin geliştirilmesi için menezleme çalışması yapıyoruz. Tane mısır mı hocam? Tane ve silajcık ikisi de var. Sivas'ta kullanacağımız çeşitlerin erkenci çeşitler olması gerekiyor. FAO olum gruplarına göre 500-550 olum grupları Sivas'ta uygun olur. Erkenci çeşitlerle ilgili bakın o şeyleri, tepe püsküllerini, koçanları ne yapıyoruz? Kendi menezlemelerimiz dahilinde izole ediyoruz. Ve Mısır'da da bu sene ıslah çalışmalarımızı yürüttük ve şu anda elimizde F1 hatlarımız var. Evet. Buradan da devam ediyoruz. Altta gördüğünüz gibi bir çiftçi tarlamız, marul tarlasında yaşanan problemlerle alakalı bizi davet ettiler. Oraya da gidiyoruz. Her yerdeyiz. Yani fakültemiz olarak tüm arkadaşlarımız ve personelimizle buğdaysa buğday her yerdeyiz. Ortada gördüğünüz benim sınıf arkadaşım çok büyüdü. Manier tohumculuk. Bakın işbirliği içerisindeyiz. Islah çalışmalarımızın bir çoğunu orada yürütüyoruz. Solda gördüğünüz altta mısır. Evet. Anaç üretimi yaptık bu sene biz. Mısır'da biliyorsunuz hibrit çeşit üretiminde ana ve baba hatlar vardır. Evet. Bu ana ve baba hatları izole ederek üretim yaparsınız. Uzaktır birbirlerinden toz almaması için. Biz bu sene manier tohumculukta yapmış olduğumuz iş birlikleri kapsamında milli, tamamen yerli ve milli mısır çeşidimizin geliştirilmesi için ana baba hatlarımızı çoğaltarak ürettik ve seneye de bunları yine tekniğine uygun olarak hibrit tohum üretimini yapacağız ve kısmet olursa tescil edilmiş Türkiye'de belki sayılı hibrit mısır çeşidimiz olarak piyasaya süreceğiz. Devam edebiliriz arkadaşlarımız eğer duyuyorlarsa. Tabii ortada da bakın fide üretim ve sebze üretim çalışmalarımız var. Evet, özel sektörde kullanıyoruz. Bakın burada yine buğday ıslah çalışmalarımız kapsamında elde ettiğimiz çeşitlerin özellikle şeyi var. Hasadı esnasından bir görüntü. Altta ortada gördüğünüz şapkalı bir şekilde bakın ben orada görüyorum. Orada ne yapıyoruz? Orada da şunu yapıyoruz Murat Bey. Evet. Yerli ve milli tohumlarımız bizim için çok önemli. Tabii ki. Yerli ve milli tohumların önemini biliyoruz. Yerli ve milli tohumlar nerede olursa olsun varız. Bugün bir Zeron. Ben Zeron buğdayından başka elde edilen bulguru yemiyorum. Yıllardır alışkanlığımız var biliyorsunuz. Bulamıyoruz hocam. Bulamıyoruz. Bakın şu gördüğünüz de, şu gördüğünüz alttaki de Zara'da. Zaten Zeron buğdayında bunu yapıyoruz. Islah çalışmamız evet. var. Zara'da özellikle Zara Vakfı tarafından geliştirilen ortak yürüttüğümüz bir projede ne yapıyoruz? Elimizde boya şeyleri var, fıs spreyler evet, var. Evet, o spreylerle Habeş buğdayında saflaştırma yapıyoruz. Evet. Bugün unutulmasın, yerli ve milli çeşitlerimiz dediğimiz veya genotiplerimiz demek daha doğru olur. Zeron buğdayı olsun, Habeş buğdayı olsun karışık, popülasyon karakterinde. Bizim bunları tamam, saflaştırmamız lazım. Zeron buğdayla ilgili bir şey sorabilir miyim hocam? Buyurun. Biz yıllarca ektik. Buyurun tabii. Burada en büyük mesela bizim sıkıntımız şeydi hocam biraz hani soğuğa karşı. Evet. Bir sıkıntısı var. Yatma özelliği olan evet. boylandığı evet, ve evet. yattığı zaman dane kaybı. Hani halk dilinde boş oluyor deniyor ya. Hı hı hı. Yani ondan dolayı işte özellikle gerek buğdayına 90'lı yıllarda geldik. Evet. Amerika'dan ithal ettiğimiz. Evet. Ondan sonra hocam işte Anadolu çiftçinin bilhassa Sivas çiftçisinin serüveni yani hı hı. özellikle yerli ve milli tohumdan kopuşu
Bence hocam Zeron'u yeterince ıslah edemedik mi? Ya da biz mi çiftçiler olarak tam anlayamadık? Böyle bir serüven oldu. Şimdi hocam kısacası şey diyeceğim. Yani bu Zeron'la ilgili bir daha vatandaşımız çünkü çok istiyor bizden. Hı-hı. Biz şimdi yıllardır ekiyoruz. Yani yıllık 300-400 dönüm eken arkadaşlarımız var. Yani bu ekranlardan biz Zeron'a yeniden dönebilecek miyiz? Yani verimlilik adına vatandaş çünkü bulguru açısından hocam Anadolu'da bir lezzetli kalitesi çok varsa. Yüksek. Evet. Şimdi şunu net bir şekilde söyleyeyim Murat Bey. Ben uzun yıllardır Zeron'la ilgili ıslah çalışmaları yürütüyorum. Evet. Ve bu sene çiftçilerimize, arkadaşlarımıza bu konuda sektörümüze sürprizlerimiz olacak. Demin bahsettim. Şu anda neredeyse ıslah çalışmalarını yürütüp Zeron kanını taşıyan çeşitli adaylarımız var. Evet. Arazimizde demin gösterdiğim şekliyle bilimsel etik doğrultusunda, bilimsel çerçevede tüm tarla denemelerimizi kurmuş durumdayız. Bu sene kısmet olursa hasat gününde Zeron kanını taşıyan buğdayları çiftçimize ve sizlere göstereceğiz. Büyük İnşallah keyifle. Hocam. Biz de yani bu konuda asla çalışmalarımızı yani çünkü vatandaşımız evet, bizi gerçekten biz önceden ben Tabii. hani bunu ölmesin diye hani şeyi uzun bir süre ektim. Evet. Vatandaşımızın ihtiyacını karşıladık. Bu konuda biz yani, çok hassas davranıyoruz. Özellikle yerli ve milli çeşitlerimizin geliştirilmesi, evet. bu yerli ve milli çeşitlerimizin bir defa gıda güvenirliği bakımından memleketimize çok büyük ilerleyen dönemlerde fayda sağlayacağını biliyoruz. Çok önemsiyoruz ve bunlarla alakalı arkadaşlar görüntüye gelebilirlerse, verebilirlerse ekrana tekrar hemen göstereyim. Bakın demin şu altta ismin hemen altında geçen yerde biz Habeş buğdayında karışık olduğu için bakın orada görünüyor. Karışık olduğu için tek başak seçimleri yaptık. Tek başak seçimlerinden evet. tohumu şu anda saflaştırdık. Önümüzdeki yıl Zara bölgesinde aynı Zeron gibi çok lokal alanda yetiştiler ama o bölgede bilinen bir genotip bu. Bunu saflaştırarak çiftçimize dağıtacağız. Bakın orada iki yaz önce bizim yaptığımız çalışmalar devam ediyor. Bunun yanında İşte sol altta gördüğünüz yeşil buğdaylarla ilgili bakın öğrencilerimiz var, asistanlarımız var. Bunlarla neler yapıyoruz orada? Buğdayda melezleme yapıyoruz. Çiçeklenme döneminde bahsettiğimiz işte ıslah çalışması, melezleme çalışmasını yürütüyoruz. Sayın Valimizi burada mutlaka söylemem gerekiyor. Bizim her alanımızda mutlaka bize destek, bizim tüm çalışmalarımıza kendisi gelerek bize destek vermiş durumda. Bir kez daha teşekkürlerimi iletmek isterim. Devam edebiliriz. Farklı çalışmalarımızı da görmesini istiyorum çiftçilerimizin ve ilgili paydaşlarımızın, bizi izleyenlerin. Şimdi demin de bahsediyoruz. Neden biziz? Şundan dolayı. Kalabilir burası, önemli değil. Bakın biz özel sektör, kamu, kurum ve kuruluşlarının birçoğuyla işbirliği protokollerimiz var ve bunlarla şu anda çalışmamızı yürütüyoruz. Ve biz şunu iddia ediyoruz. Tarım Bilimleri Fakültesi olarak iş olanaklı eğitim veriyoruz. İşbirliği protokollerimiz kapsamında yetiştirdiğimiz çocuklarımız mutlak suretle dışarıda iş bulmalarını sağlayacağız. Zaten şu anda dediğim gibi 7+1 eğitim modeli bu YÖK tarafından zaten kabul edilen ve bizler tarafından uygulanması istenen bir 7+1 modelimiz biliyorsunuz. Fakülte olduğumuz için 4 yıllık bir eğitim sürecimiz var. Bu 4 yıllık eğitim sürecimiz içerisinde de artı bir dönem özel sektörde arkadaşlarımızın çalışmasını sağlayacağız. Ve bu özel sektör demin bahsettiğim bizim mutlak suretle işbirliği içerisinde olduğumuz ve alanında isim yapmış ve kendini ispat etmiş, rüştünü ispat etmiş özel sektör olacak. Evet. İşte Tarım 4.0 hedefli eğitim diyoruz artık. Dijital çağa girdik. Bu dijital çağ içerisinde bizim de yürüttüğümüz, bahsettiğim size TÜBİTAK projelerimiz, toprakla ilgili projelerimizin tamamı bunun üzerine kurulu ve uzaktan algılama ve benzeri birçok noktada da ilgili hocalarımız çalışmalarını yürütüyorlar. Ve şunu yapıyoruz, bu rektör hocamızın özellikle üzerine durduğu bir konu. Her öğrencimiz, evet. her öğrencimiz bu işi kıvırabilecek, yapabilecek her türlü öğrencimize 1000 metrekare alan veriyoruz. Bu 1000 metrekare yani bir dekarlık alanda bir dekar, evet. bizim gözetimimizde, bizim kontrolümüzde yetiştiriciliğini yapacak, kendisi uğraşacak. Biz yetiştiricilikle alakalı ona doğru bilgileri vereceğiz. Gübrelemesi, sulaması, kültürel işlemlerinin tamamı. Ve öğrencimiz oradan aldığı, kazandığı, ürettiği, kazandığı parayı da kendisinin belki bir başlangıç şey olarak maddi noktada yardım olarak kişi kendisi kazanacak ve kendisi bunu yapacak ve tarımı da sahada öğrenmiş olacak. Evet, yani bunu da yapacağız.
Yani öğrenirken üretecek. Tabii. Öğrenirken üretecek ve maddi olarak da kendisine katkı sağlamış olacak. Okuması için katkı sağlamış olacak. Mezuniyet sonrası arazi zaten tahsisi... Zaten hocam o öğrenirken ürettiği zaman zaten... Tabii ki. Farkında olmadan o kazandığının geleceğini kazanıyor. Tabii ki. Aslında. Tabii ki aynen yani öyle. Niye hocam? Şöyle diyeyim size. Sahada olmayan bir mühendis eksik kalıyor ister istemez. Kesinlikle. Kesinlikle. Saha bizim olmazımız. Olmazımız. Çünkü biz fen bilimleri olduğu için bizim hocam. Yani sonuçta bir hukuk da olsa eğer o mahkemelere girip çıkmazsa işte hocalar yandaki insanlardan bir takım konularda bilgi alışverişi yapmazsa sahada olmazsa. Şimdi olur. Bakın bitki ıslahı diyoruz. İşte efendim yeni teknolojinin geliştirmesi diyoruz. Bakın unutmayın. Ben bir bitki ıslahı ve genetikçisiyim. Bizde agronomistler ayrılır, bitki ıslahçılar ayrılır. İyi bir bitki ıslahçısı bir defa bitkiyi iyi yetiştirmek zorunda. Bitkiyi iyi yetiştirmiyorsanız iyi bir ıslahçı olma şansınız yok. Tabii ki. Böyle bir ihtimal yok. Onun için biz sahada her zaman var olmalıyız ve bunu da sahada uygulamayız. Devam edebiliriz. Oradan birkaç görüntüm daha kaldı. Sonrasında Murat Bey sizin sorularınızı hemen bir şekilde. Tabii ülkemizde tarımsal, işte bilimsel veriler ortada. Çok fazla bunlara detaya girmeyeceğim. Ama 24 milyon hektar ekili alanımız var. 120 milyon ton bitkisel üretimimiz var. 49 milyon ton meyve ve sebze üretimimiz. Bunları detaylandırabiliriz. Hızlı geçelim. Yani bir aslına bakacak olursanız bizim coğrafyamızda çok ciddi bir potansiyelimiz var. Ve bunu hep gösteririm. Bakın dünyanın kalbindeyiz. İnsana bakın dünyanın kalbinde bir ülkeyiz. Dünyanın kalbinde bir ülke olarak yapabileceğimiz çok şey var. Hele Sivas diyoruz. Sivas'ın iklimi diyoruz. Bakın iklim yerine göre avantaj, yerine göre dezavantajdır. Yeter ki biz bilimsel çalışmalar konusunda bahsettiğimiz alanda devam edelim. Yerli ve milli çeşitlerimizin bölgemize adapte olabilecek her türe ait, farklı türlere de olabilir çalışmalarımızı yürütebilelim. Bakın yapacağımız çalışmalar var. Ülkemizin genel problemleriyle alakalı bazı sıkıntılar da var. Bunların çözümüne yönelik sadece Sivas'a mı yönelik çalışıyoruz? Hayır. Tabii ki. Ülkemizin bahsettiğimiz alanda fındık olabilir, işte efendim bir kiraz, vişne, kavun, karpuz bu konularda da ıslah çalışmalarımız var. İlgili arkadaşlarımız son derece kaliteli personelimizle, akademisyen varlığımızla bahsettiğimiz bu gördüğünüz tüm ürünler üzerinde mutlaka bizim Ar-Ge çalışmamız var. Öncelikle Sivas, sonra memleketimize fayda sağlamak adına gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Onu da altını çizmek isterim. Devam edebiliriz. Evet, yani burada gördüğünüz gibi. Şimdi şunu da söylemek isterim Murat Bey. Evet, yerli ve milli çeşitlerimiz son derece önemli. Popülasyon karakteri ne diyoruz? Karışık diyoruz. Bakın, aslında dünyanın şu an temel problemi şu. Ve 9, şöyle baktığımız zaman açlık ve yetersiz besleme nedeniyle her yıl 9 milyon kişi ölüyor, vefat ediyor. Şimdi dünyaya baktığımız zaman da koyu renkli olan yerlere bakın. Koyu renkli olan yerlerin tamamında açlık problemi yaşanıyor şu anda. Ve her 5 saniyede bir insanlar ölüyor. Maalesef. Ölüyor. Ve 2050'li yıllara geldiğimiz zaman, bundan belki de bir 10 yıl sonrasında, 20 yıl sonrasında baktığınızda nüfusumuzun 9-10 milyar civarında olacağı. Bakın 2050'de 9 milyar olması öngörülüyor. Öngörülüyor. Öngörü tabii. Bunu bilemeyiz. Ama bu 9 milyar insanı doyurabilmek için de bizim şunu yapmamız gerekiyor. Elbette bakın organik tarım, iyi tarım uygulamaları çok çok mühim, çok önemli. Sağlıklı olması bakımından mühim, önemsiyoruz. Ama unutulmasın, bir şeyin de altını çizelim. Sadece organik tarımla elde ettiğimiz az sayıda verim potansiyeli düşük, doğaldır. Verim düşecek, düşer. Düşük olanlar da 9 milyar insanı besleme şansınız yok. Belli lokal bölgelerde organik tarım yapılmalı, kesinlikle yapılmalı. Buna yönelik çalışmalar özel bölgeler alanlarda tutulmalı. Ama unutulmaması gereken bir şey var. Bitki ıslahında biz ne yaparız? Hep daha verim ve daha kaliteli ürünleri hedef alırız. Biliyor musun hocam? Yani şöyle bir şey var. Vatandaşın kafa karışıklığı var. Yani GDO'lu ürünler. İkisi başka şey. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani mesela biz gübre atıyoruz hocam. Yani evet. Bunu... Sanki bir doğal bir tarım yapmıyormuşuz gibi. Yani aslında baktığınız zaman tabii ki organik tarım başka bir şey ama yani bu gübreler şey değil. Çok da böyle hani insanların kafalarında düşündükleri gibi çok büyük bir zararı. Biz sadece dozunda kullanmamız tabii, gerekiyor. Şimdi bakın. Kimyasal olduğu için. Şimdi, ama burada bitki besin elementleri olmazsa. Kesinlikle. Yani bu bitki nasıl olacak? Mesela iz elementler dediğimiz eser miktarda olan işte büyümeye sınırlı. Şimdi mesela işte çinkosu var, bakırı var, var Allah var. Baktığımızda bunlar eğer bitki besin elementlerinin içerisinde olmaz ise,
yarın bir gün bu bitkinin büyümesi nasıl olacak? Yani burada bir kafa karışıklığı da var hocam. Şimdi onu hemen giderelim. Evet. Bakın şimdi bitkinin vejetasyon süresi boyunca yani dikiminden, ekiminden kadar. Biliyorsunuz tohum ekilir, fide fidan dikilir. Evet. Dikiminden hasat süresine kadar mutlak suretle ihtiyaç duyduğu sizin de bahsettiğiniz makro ve mikro besin elementlerine ihtiyacı evet. var. Bu ihtiyacı bitki karşılayamadığı zaman bitki hangi çeşitse, hangi çeşidi kullanıyorsanız bir verim ve kalite potansiyelini ortaya koyamaz. Doğaldır ki siz bu verim ve kalite potansiyelini ortaya koyacak şekilde bitki besleme programlarınızı oluşturmak zorundasınız. Evet. Şimdi arkadaşlarım bazıları söylüyor, organik tarım yapalım, tamamen organik menşeili ürünler. Tabii ki organik tarımın belli esasları var, bunu yapalım. Bunu yapmadan organik ürünü elde etme şansınız yoksa. Evet. Siz tutup da yolun kenarında yaptığınız bir tarımsal faaliyet neticesinde elde ettiğiniz ürüne organik deme şansınız zaten yok. Egzoz gazı yeter. Zaten yok yani. Böyle bir şeyiniz yok. Yani gülerler insana yani. Tabii böyle ki. Bir şey yok. Yani onun belli bir kuralları var. Bilimsel, evet. bilimsel değil her şeyden önce. Böyle bir şey yok. Evet. Ama şu var. Arkadaşlarımız çok güzel çalışmalar yapıyorlar. Solucan gübresi olsun, diğer gübreler olsun. Evet. Bunlar hiçbiri konvansiyonel tarım içerisinde tek başına yeterli olamaz. Evet. Bunları bitki besin elementleri içerisinden şunu yaparsınız. Dersiniz ki iyi tarım uygulamaları neticesinde kullanılacak gübreler dersiniz. Belirli bitki besin elementleriyle bunları zenginleştirirsiniz. Ki bu organik olmaz. Altını çizelim. Tabii ki organik değil. Olmaz. Olmaz. Ha o zaman iyi tarım uygulamaları neticesinde bunu kullanır dersiniz. Ama açık alanda özellikle bugün bizim yaptığımız çalışmalardan bir tanesi de maliyeti düşürücü çalışmalar. Maliyeti çiftçinin nasıl düşürürüz? Ona bakarak da ona uygun çalışmaları da bugün yürütüyoruz. Yani verimliliği arttırmamız lazım. Maliyetin bence hocam en büyük şeyi verimliliği arttırmak. Yani ben birinci buna i̇şte, bakıyorum işte hocam. İşte bunun analizini yapmamız lazım. Evet. Bakın şunun altını çizerek söylüyorum. Bizim uyguladığımız projeler bilimsel olmalı. Ve bunun yanında uyguladığımız projelerde maliyet analizlerinin yapılması için tarım ekonomistlerine de ihtiyacımız var. Evet. Biz projeleri yürütürüz. Bu projelerin ne kadar bilimsel olduğu tartışılmaması gerekir ama bugün tartışılıyor. Bir de bunun analizlerini yapacak ekonomist arkadaşlarımıza da ihtiyacımız yani var. Yani tarım ekonomisinde yoksunuz aslında. Tabii yoksunuz. Yani, bu çok önemli bir alan. Yani çok kendi işçiliğini saymıyor hocam insanlar. Tabii. Bakın yani bir insan boyutundan gidelim. Traktörünün amortismanını saymıyor. Ekipmanın amortismanını saymıyor. Değil mi hocam? Verdiği emeğe saymıyor. Şimdi bunların hepsini toplayacaksınız ki o zaman yani gözden kaçırılan şey olarak söylüyorum evet. hocam. Kalem olarak diyorum. Yoksa öbür türlü gübresi, mazotu, hı-hı. işte tohumu bunu zaten tamam. İşte tarlası kendinindir, icarıdır bu ama bir de hocam atlanılan şey şu. Yani emek tarafı, hı-hı. işte ekipman giderimiz var. Mesela bunun 10 yıl sonra diyelim ki işte bir mibzeriniz bozuluyor bir yerden sonra. Yavaş tabii. yavaş. Tabii. Bir de hocam şey var. Bizim biraz geride kaldığımız şey şu. Yani teknolojik değişimi yakalayamadık tam anlamıyla hocam. Murat Bey demin az önce... Ben bunu diyorum. Ben bunu gerçekten sahada... Az önce ifade etmeye çalıştım. Şunun altını çizerek söylüyorum. Teknolojinin tarım... Konumuz tarımda konuşuyoruz. Evet. Bu her alanda böyle. Tabii. Teknolojinin kullandığı hiçbir sektör kullanılmadığı diyeyim daha evet. doğru bir ifadeyle. Başarılı olması günümüzde tutunabilmesi, bir yerlere gelebilmesi, para kazanabilmesi mümkün değil. Hele de bu çağda değil mi hocam? Bu çağda kullanmak zorundayız. Evet. Tarımda teknolojiyi kullanmadığınız zaman geride kalırsınız. Teknolojiyi kullanacağız. İşte baktık bilimsel olarak biyoteknoloji dedik, moleküler genetik dedik. İşte bir fakülte olmanın farklılıklarını ortaya koymaya çalıştık. Ve şu anda çiftçilerimize ve sektörümüze söylüyoruz. Bir ziraat fakültesi var. Sivas'ta tarımını ben şöyle bir bakıyorum. Konya'dan niye gerideyiz? Evet. 50 yıl gerideyiz. Sivas'ımızda Ziraat Fakültesi Konya'dan 50 yıl sonra, 55 yıl sonra, 60 yıl sonra kuruldu. Evet. Bakın bilimsel çalışmalara başlamış durumdayız. Bilimsel çalışmalar liyakat sahibi, alanında uzman kişilerle olur. Kadromuzu oluşturduk ve çok hızlı bir şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz ve sektör de bunu yavaş yavaş görecek ve sindirecek. Bizim evet. neler yaptığımızı görecek. Yani bizim kapımız çiftçilerimizden herkese açık. Çiftçilerle beraber çalışmalar yürütmek zorundayız. Orada zaten bilincindeyiz. Şurada mesela çok zaten süremizin sonuna geldik ama şunu da tekrar ben altını çizmek için çok değerli bir katkıda bulundunuz. Yani bu tarla günleri var hocam. Yani bizim yapımız şöyle yani Anadolu çiftçisinin yapısı. Görecek hocam. Yani tabii. biz o eşiği atlayamadık. Yani bir türlü.
Yani işte ya bir takım yanlışlar var. Ben şu suçlu bu suçlusun ötesinde biz o eşiği atlayamadık hocam. Yani bizim çiftçimiz görselliğe inanan bir bakın, çiftçi. Murat Bey bakın şu çok önemli. O yüzden diyorum ki şöyle bitireyim hocam. Yani tarla günlerini ben çok önemsiyorum. Tarla günleri dahil bu günlerin bahsettiğiniz ben de çok çok önemsiyorum. Çiftçi gelip görecek. Çiftçi orada yorumlarını yapacak. Tamam o konuda sıkıntı yok ama şu unutulmasın. Biz insanımızı bu hale nasıl getirdik? Yatırımcımızı bu hale nasıl getirdik konusu da önemli. Bakın alanında uzman olmayan, tarımı daha yeni tanıyan, hasbelkader elinde bir diploma bulunan arkadaşlarımız bugün sektörde söz sahibi. Evet. Bakın siz bir iş insanı olarak bir işçi yanınıza alacağınız zaman işçinin bir özgeçmişini istiyorsunuz değil mi? Elbette. Özgeçmişini isteyin bakayım ne var? Hangi alanlarda uzmanlaşmış, hangi alanlarda neler yapmış? Aynası iştir kişinin. Bir bakın ondan sonra. Onun için şunu söylemeye çalışıyorum. Özel sektörde yatırım yapabilecek tarım alanında arkadaşlarımıza, büyüklerimize, iş insanlarına buradan sesleniyorum. Alanında uzman kişileri seçin. Alanında uzman kişiler sizi bir yere taşıyacaktır ve Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi sizleri doğru yönlendirmek adına vardır. 21 tane üretim üyesiyle tüm Sivas'ımızın, tüm milletimizin hizmetindeyiz. Çiftçilerimize kapımız sonuna kadar açık. Bizim tavsiyemiz şudur. Biz ilime ve bilime inanan bir fakülte, ilime ve bilime inanan bir üniversite olarak bilimsel olmayan hiçbir şeye itibar etmesinler. Bilimsel veriler, bilimsel etik doğrultusunda, bilimsel çalışmalar doğrultusunda elde edilmeyen hiçbir veriye inanmasınlar. Bunun bilimselliği son derece önemli. Bilim konuşulmalı ve bilimsel veriler doğrultusunda elde edilen sonuçlara itibar etsinler. Ve Sivas'ımızda olmaz denen kavramları da biz zaman içerisinde mutlaka göstereceğiz. Ve çiftçimize de bu noktada bahsettiğimiz noktada maliyetlerin düşürülmesi için elimizden gelen her türlü yardımı yapacağız. Sonuna kadar da hizmetindeyiz çiftçimizin. Ben hocam çok teşekkür ediyorum. Güzel bir, keyifli bir sohbet oldu. Dolu dolu oldu. Aslında belki daha geniş konuşabilirdik ama süremiz bu kadar oldu. Ben de umarım fakültelerimizi daha ötesinde üniversitemizi tanıtımı yaptığımızı düşünüyorum. Evet. Özellikle ben orada çalışan hocalarımıza da saygı ve selamlar, rektör beye de saygı ve selamlarımı iletiyorum. Size de tekrar hocam yeni görevinizde başarılar diliyorum. Değerli Vizyon 58 izleyicileri, bugün konuğum Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi Dekanı Öğretim Üyesi Sayın Tolga Karaköy'dü. Kendisine teşekkür ediyorum. Bir dahaki Tarım Saati programında görüşmek üzere. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum.